Oh, babacığım. Canım. Bir tane. İki tane. Oo, tamam, gidiyorum. Maksim'e mi gideceğiz biz? Nereye gideceğiz? Gezmeye mi gideceğiz? Aferin. Önce kovaladı, sonra da öpüp gönlümü aldı. Herkese günaydın. Bana da. Oley. Aferin kızım. Koşuyorum, ben de koşuyorum. Koş, koşuyoruz. Koş. Az kaldı, evet. Çok az kaldı. Gelir gelmez de saçlarımı biraz böyle topladım arkaya çünkü çok rahatsız oldum. Irmak uyuyor bu arada, uykusu geldi, hemen yatırdım onu. Arabada uyur dedim belki ama uyumadı. O yüzden gelir gelmez yukarıya çıktık ve uyudu. Şimdi ben size ne aldığımızı göstereyim. Bayağı bir karışık, birkaç bir şey aldık ama böyle bir oradan bir buradan, yani karışık bir alışveriş oldu. Şimdi kısaca göstereceğim size ne aldıklarımızı. Böyle iki tane Coco Pops aldım. Arada Irmak'a sadece sütü koymadan böyle bunları tabağa koyup veriyorum. Çünkü gün boyu bazen ne vereceğimi şaşırıyorum. Öyle zamanlarda iyi oluyor. Bir tane böyle sürahi aldık. Nasıl bu, size göstereyim şimdi. Çok daha önceden vardı böyle bardaklı sürahimiz bizim. Kırıldı o. Yine böyle lazım oluyor yukarıya. Çünkü bir bardak yetmiyor bazen. Artık ırmak bile bazen full bir bardak içiyor gece uyandığında. Ve biz de susuyoruz. O yüzden böyle dedim. Büyük bir şey olsun. Yine çok büyük değil yani. Bir karış kadar, şöyle bir karış kadar ama yine de yeter gece boyu yani bize. O yüzden şöyle bir şey aldık tekrardan. İlker gördü bunu daha doğrusu. O dedi alalım. Sonra böyle tekrar şeker aldık. İlker bunu aldı. Ben de şu portakallıyı aldım. Sonra şöyle bir elma suyu aldık. %100 elma suyu diyor da %50'si elma olsa yeter yani. İnanmıyorum yani, ben bunların böyle %100 olduğuna inanmıyorum ama böyle arada alıyoruz. Kaşar peyniri aldık ve peynir topları, topi peynir mi deniyor işte, bunlardan aldık. Irmak bunları çok güzel yiyor. Birçok markada da var. Eğer çocuğunuz benim çocuğum gibi, Irmak gibi peynir yemiyorsa siz de bunları deneyin. Böyle oyun gibi geliyor artık. Eskiden hiç yemiyordu gerçekten. Son birkaç haftadır yiyor. Böyle set şeklinde ama ben bunu sadece şu canavarı için aldım. Bunu Irmak'a. Bakayım nasılmış, hatta açayım. Bu böyle el kuklasıymış. Çok güzel. Görünce sever umarım yani. Buradan belli olmuyordu. Gördü tabii de aldığımızda. Şimdi uyanınca gösteririm. Bizim ıslak mendillerin çeşitleri 4 taneydi ve çok uygundu normalde satıldığı fiyata göre. O yüzden görür görmez aldım. Yılbaşı ağacımız için şöyle minik bir süs seti aldım. Gayet güzel gözüküyor bunlar. Ve şöyle şapka,
içindeydi bunlar. Hepsi bir aradaydı. Bir ırmağı oynaması için oyun hamuru aldık. Geçen İlker çıkartmış pembe renk vardı. En son diğerleri bozulmuştu. Halının üstü tamamen pes pembeydi. Yani anlatamam size nasıl temizledim yani. Bir saat uğraştım o lekeleri çıkartmak için. Ve son olarak da şöyle ikili kutu aldım. Bunları ırmağın çekmecesine kullanıyorum. Toka koyuyorum. Bunlar çok kullanışlı oldu. Bayağı pembe ve mavisi var çekmecesinde de. Çok güzel oluyor. O yüzden yine görmüşken son bir taneydi. O son bir taneyi de alayım dedim. Alışverişimizin son parçasıymış. Başka da bir şey almadık. Bu arada pilates için verdiğim kargo da gelmiş. Böyle bir pompa aldık pilates toplarını şişirmek için. Ve 3 tane de bunlar farklı ne denir? Lastiklerin sertlikleri farklı herhalde. Birisi ince, birisi kalın, biri daha kalın diye tahmin ediyorum. Öyle olması gerekiyor. Böyle. Bunu ne yapmak ister misin? Tamam. Bu annenin. Tamam, teşekkür. Bu annenin. Teşekkür. Ne? Benim çocuk. Mi? Çocuk. Hepsi benim mi bunların? Bu benim. Hangisi senin? Hepsi senin bunların. İmam. Bu. Hepsi ırmağımın bunlar. İmamın. Hı. Sürpriz. Bu kırmızı. Evet, bu kırmızı. Bu kırmızı. Bu da kırmızı. Bu da kırmızı. Sürpriz. Sürpriz. Ben de bunu yapabilir miyim? Yapma. Tamam. Bu kırmızı. Bu maviydi. Bu mavi. Bak mavi. Bu. Anne. Bu kırmızı, evet. Bu kırmızı, dedi. Bebeğimizle gidiyoruz. Hem de çıplak bebek. Koy ocağa bakalım. Koy ocağın üstüne kızım. Pişir. Evet. Bu ne? O neymiş? Yeşillik. Maruf. Bu ne? Evet, aferin. Yanlış. Yanlış oldu, aynen. Yanlış oldu. Yoruk. Kalp. Kalp değil o. Çarpı. Kayınpederim yukarıda mangal yapıyorlar. Biz de burada oynadık falan. Şimdi dinleniyoruz. Ocakta mı kaynatıyorsun? Sıcak su dökeceğim 5-10 dakika. Ha öyle bekliyor. Başlıyorum. Değişik bir yöntem. Tavada pişirecek. Ha tavada sonra bir daha. Evet. Ben böyle bilmiyordum bak.
Sonra avluya saracağız. Avludan böyle açıldık onlar zaten. İyi, hadi bakalım. Hop hop. Efendim canım. Merhaba. Bak babaanne ne yapmış kestane. Ye hadi. Çok güzel pişmiş. Size yeni mutfak perdemi göstereyim. Böyle bunu yeni aldım. İnternetten sipariş verdim. Bu kadar güzel geleceğini gerçekten hiç tahmin bile etmemiştim. Ve bu perde açıldı. Çok uygun fiyata geldi. Yani bunu böylece ne? Yani görüyorsunuz yukarıdan aşağı kadar bir perde. 48 küsür lira para verdim kargo dahil. Rengini böyle tam belli olmuyordu ama yine de bence çok güzelmiş. Böyle bal köpüğü mü desem, sütlü kahve mi desem, gerçekten rengi de çok güzel. Ve buraya da bütünleşti yani. Hani dolap da biraz kahverengi, taşlar da biraz sütlü kahvemsi falan ya. O yüzden rengi çok hoşuma gitti. Sizce nasıl olmuş? Yukarıdaki perdeyi söyleyeli 2 hafta oldu. Daha gelip de perdeleri ölçecekler de dikecekler yani. Ne kadar oldu? Bunu verdim, 1 haftada geldi. Yukarıdaki de böyle çatı şeklinde ya, çatı olmasaydı, düz olsaydı onu da kesinlikle internetten sipariş verirdim. Bundan çok memnun kaldım. Kayınvalidemlerden gelirken markete uğradık. Daha erken de halledim, uğrayalım. Ve nerede o pişirme kağıdını bulduk. Kesmeli pişirme kağıdı. Hepinize teşekkür ediyorum. Birçok markanın varmış ama ben bulamadım yani. O gün benim gittiğim markette hiçbir markanınki yoktu. Bir sürü marka vardı, hiçbirininki kesik değildi. Yani öyle söyleyeyim. Ama şimdi bunu buldum. Hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten bütün markalarda varmış. Bu az önce gittiğim markette 3-4 çeşit vardı. Ben bunu aldım. İyi ki markete uğramışız. Çünkü Irmak bütün marketi koştu. Bütün marketin bütün aralarını dolandı, koşturdu, bağıra çağıra, enerjisini sarf ede dedim ki ilk kere iyi ki gelmişiz yani. Bu çocuk evde nasıl atacaktı bu enerjisini? Bu arada bugünkü vlogtan belki fark etmişsinizdir, çoğunu telefonla çektim. Kameranın şarjı bittiği için ben de telefonla çekmek zorunda kaldım. Artık bugünlük böyle oldu, kusura bakmayın. Bizden bugünlük de bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.